Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün tarımı konuşacağız, tarım sigortasını konuşacağız. Ancak sizleri bir anlamda aslında çiftçilerle ve üreticilerle buluşturacağız. Nasıl buluşturacağız? Çok güzel ve ilginç, birbirinden ilginç filmler var. Aslında bu filmleri Tarsim 16 şehirde üreticilerle konuşarak çekmiş ve biz de bunlardan bir kolaj yaptık efendim. Özünde sizleri dediğimiz gibi çiftçiyle, üreticiyle buluşturacağız. Sonra da tarım ve tarım sigortası üzerine sohbet edeceğiz. Tarsim Genel Müdürü Sayın Serpil Günal'la. Kendisi stüdyoda konuğumuz. Sayın Günal, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Filmlerinizi şimdi ben de açıkçası daha önce görmedim. Siz seyretmişsiniz. Seyrettim. Tamam, ben seyretmedim. Ben şimdi sizle birlikte seyredeceğim. Evet. Bir seyredelim. Ondan sonra üzerine sohbet edelim. Tamam. Bakalım neler varmış. Okay. Yakaladıklarımı da onların içinden sorarım. Efendim. Sizleri çiftçilerle buluşturuyoruz. Birlikte bir seyredelim. Tarsim, tarımsal üretimin her kademesine büyük bir emek ve alın teriyle yön veren çiftçilerin hikayelerine ortak olmak ve tarımsal üretimin devamlılığında tarım sigortasının önemine dikkat çekmek amacıyla Çiftçi Hikayeleri projesine imza attı. Çiftçilik genelde halk dilinde yahut da çevremizde genelde çok basit bir iş olarak görülür. Sezonluk da olsa çok yoğun geçer. 6 ay, 7 ay belki çalışırsın ama belki günlerce uyumadığın gün olur. Belki 2 saat uyursun, belki 3 saat uyursun. Bu yoğunlukta 6 ay beklersin. 6 ay sonra bir rüzgar gelir, bir fırtına olur. Senin bütün emeğini alır gider. Döngüyü sağlamak önemli. Bu çiftçilikte bir yıl kaybettiğin zaman bunun karşılığını alamazsan 5 yılda çıkaramıyorsun karşılığını. Hayatın bir garantisi var mı? Yok. Ama tarsim çıktığından bu yana ektiğin bir bitkinin garantisi var. Proje kapsamında Türkiye genelinde 16 farklı noktada profesyonel bir ekiple birlikte çekimler gerçekleştirildi. Ara ara kısmi hasarlarımız oluyordu. Fakat 2014 yılında ciddi bir don olayı yaşadık. Bölgemiz çok etkilendi. Çünkü biz bir yıl boyunca emek veriyoruz bahçelerimize. Tarımsal faaliyetlerde bulunuyoruz. Maddi manevi çok uğraşlar veriyoruz. Çünkü bizim gelir kaynağımız fındık olduğu için emeğimiz çok burada. Bunu da neyle karşılayabiliriz? Tarsim'le karşılıyoruz. Çiftçilik çok emek gerektiren bir iş ve bunu severek yapmak lazım. Ben de dedemden ve babamdan gördüğüm şekilde severek ve emeğimi, duygumu katarak bu mesleği yapıyorum. Bu sürdürülebilir tarımı gerçekleştirmemiz için, herhangi bir sermaye kaybına uğramamamız için Tarsim her zaman yanımızda ve Tarsim'le birlikte bu işi yapmaya devam edeceğim. Çekimlerde sigortalı üretici ve yetiştiricilerin hikayeleri ve tarım sigortasına ilişkin deneyimleri kendi hayatlarından karelerde yer aldı. Ülkemizin zengin tarımsal ürün deseni, hasatların görsel şöleni eşliğinde hikaye tadındaki kısa filmlerle izleyicinin beğenisine sunuldu. Benim 500 arı var. 500 arının içerisinde ayı geldi, hepsini yedi. Düşünün, kamyonla gittiğimizde herhangi bir kaza yaptığında, bir çarpma olduğunda Tarsim karşıladığı zaman bir dahaki seneye biz bir daha aynı yerden arı temin edebiliyoruz. Balıkçılık zor bir iş, yetiştiricilik. Balıklarım ölürse korkmuyorum. Nasıl olsa bunun %85'ini Tarsim bana verecek diye düşünüyorum. İşte Karadeniz'de olur bir gün kuzeyden bir kuzey yıldızı eser gelir, tesisleri darmaduman eder. O zaman ne yapacağız o gün? Ya ben bunu stresiyle yaşayamam doğrusunu isterseniz. Ben o stresi yaşamamak için Tarsim'le yoluma devam ediyorum. Çekimler Ankara, Konya, Malatya, Bursa, Edirne, Van, Samsun, Giresun, Adana, Manisa, Kayseri, Sakarya, Erzurum, Denizli, Şanlıurfa ve Antalya'da yapıldı. ...2015'te, 2021 yıllarında çok büyük don olayları oldu.
bizim bölgemizde çok büyük hasarlarımız oldu. Tersim geldi. Eksperleri geldi, çok güzel baktı bağlarımıza. Tek tek inceledi, ilgilendiler. Bunun sayesinde ödemelerimiz çok düzgün oldu. Çok büyük ödemeler yaptı çiftçiye. Çiftçi de bunun sayesinde ayakta kaldı. ...2000'li yıllarda bir dolu yağdı. Daha görülmemiş iş, bir karış. Tarlaların içinde pamuk kaldı. Ne mısır, sigortamız olmadığı için elimizi kuruya bastık, yıllarca onun sıkıntısını çektik. Şimdi tersim olunca kafamızı yastığa attığımız zaman hiç aklımıza bir şey gelmeden sıkıntı yok. Üretici ve yetiştiricilerin hikayelerini kendi ağzından dinlediğimiz çiftçi hikayeleri, Minnetin Efendisi çiftçimizin sesi oldu. Ürünü hasat dönemine getirmek kolay değil. Birçok zorlukları yanı sıra en korkutucusu doğal afet zararları. Birkaç yıl önce bir yıllık emeğim birkaç saat içerisinde don olayı nedeniyle heba oldu. Güvenli tarım yapmak için tersim tabii ki şart. Doğal afetlerden tabii etkileniyoruz, keşke olmasa ama yine de tersim sayesinde umudumuzu kaybetmiyoruz. Bir sonraki yıla daha zinde, daha ekonomik olarak daha güçlü bir şekilde kendimizi üretime adamaya hazırlıyoruz yani. Evet efendim, çiftçi hikayelerimiz böyle. Tersim Genel Müdürü Sayın Serpil Günal bizlerle birlikte. Çok güzelmiş. Evet. Ben ilk defa seyrediyorum. Siz herhalde kaç kere seyretmişsiniz? Evet, çok da etkilendim doğrusu. Nereden çıktı böyle bir proje fikri? Böyle bir proje fikri biliyorsunuz biz hem sosyal medyadan hem bölgelerimizle hem sigorta şirketlerimizle çok tarımın sigortasının önemi anlatmaya çalışıyoruz. Hem yazılı medyada bunu anlatmaya çalışıyoruz ama bir de bu işin bir filmini çekelim dedik. Onların ağzından, üreticilerimizin ağzından bu hikayeyi dinleyelim. Biliyorsunuz ülkemiz iklim çeşitliliği anlamında farklı bir coğrafya. Biyolojik çeşitlilik farklı. Doğal su kaynakları. Dolayısıyla üretim çok çeşitli. Bizde 7 branş var. Bitkisel üretimden, büyük baştan, küçük baştan, hayvancılık, arıcılık, su ürünleri, sera. Dolayısıyla tüm afetleri yaşamış, yakından yaşamış. Bu işte alın terini ciddi anlamda dökmüş, ülkesine güvenen ve bunun sürdürülebilirliği içinde bundan, tarımdan, üretimden kopmayan çiftçilerimizi bir de biz kendi hikayeleri onlar anlatsınlar. Biz de görsel, işitsel anlamda üreticilerimizle buluşturalım istedik. 16 şehir değil mi? Türkiye'nin 16 şehrinde. Evet. 16 çiftçi mi yoksa? 16 çiftçi aslında. Neden 16? Bizim bölge sayımız 16. 16 bölgede farklı bir üretim deseni var. Farklı özellikleri var. Dolayısıyla gerçekten doğal afetlerde zarar gören çiftçilerimizin neden tarım sigortası yaptırdıklarını kendi ağızlarından seyirciye ya da işte üreticilere tüm Türkiye'ye anlatmak ama istedik. Çok güzel olmuş ya. Evet. Ben mesela böyle başka bir film şimdiye kadar izlemedim. İyi düşünülmüş. Şimdi şöyle benim biraz bankacılık kökenim var biliyorsunuz. Orada bir işi yaptığınız zaman, iyi bir işi yaptığımız zaman şey yaptırırdık. Bir hikayesini anlat. Bakalım bize bir örnek olacak mı? Hikayesi, güzel hikaye anlatmak önemlidir. O hikayeler akılda kalır. Dolayısıyla evet bunu yaşamış insanların hikayeleri daha şeydir, etkilidir. Siz işte, hiç Kuzey Yıldızı'na denk geldiniz mi? Hayır. Şimdi Karadeniz'deki çiftçi, balık çiftliği, bir Kuzey Yıldızı. Şimdi o kadar şey etkiler mi? Bir Kuzey Yıldızı vurur ve gider bunlar diyor. Ben de mesela hiç Kuzey Yıldızı'na hiç denk ama onlar herhalde Osman Parlak gerçekten fırtınaya bu konuda. Fırtınaya öyle diyorlar. Tabii.
Osman Parlak gerçekten bu işe gönül vermiş. Türk balıkçı, Türk somonculuğu anlamında da ciddi çalışmaları olan, hatta bu birliğin de başkanı olan bir beyefendi. Onu da tanışmaktan, onunla tanışmaktan da çok mutlu ve gurur, onur duydum. Gerçekten tarımsal üretimde tarım sigortasının mutlaka olması gerektiğini işte bu çiftçilerimizin ağzından duyuyoruz. Ve ben bütün hikayelerde mesela dikkat ettim. İşte Karadeniz'de Kuzey Yıldızı, bir rüzgar olur, fırtına gelir, bir başka üretebileceğiz, bir don vurdu diyor 2020'de mi? 2020'de evet, Malatya, kayısı, gitti üzüm. Gitti diyor her bir şey diyor. Yani aslında çiftçi afetle karşılaşacağının bilincinde. Bu anla, ben bunu anladım. Şey diyor zaten bir üretim, pamuk üreticimiz, yani o zaman tarsim yoktu diyor, tarım sigortası yoktu. Evet, yaşadık ama şimdi tarım sigortası var ve başımızı yastığa güvenle koyuyoruz. Evet. Artık hiçbir şey düşünmüyoruz. Kabusumuz olmuyor. Kasım'da da sezon açılıyor. Kasım'da sezon açılıyor, evet. Şimdi ona gelelim. Buradan buraya bağlayalım. Kasım'da tarsim, Kasım'da tarım sigortasının sezonu mu açılıyor? Evet, sadece tarım sigortasının yeni sezonu diyelim. Hatta Tarım ve Orman Bakanlığımız biliyorsunuz bir dijital dönüşüm stratejisi kapsamında artık E-Devlet üzerinden ÇKS kayıt başvurularını alıyor. Çiftçi kayıt sistemi. Çiftçi kayıt sistemi. Evet. Online başvuruları. Online başvurularını alıyor ve gerçekten çok kolay bir süreç. Ve online tabii çiftçi kayıt sisteminin başlaması demek şu demek bizim için. Artık yeni dönem başladı. Çünkü orada çiftçiler ne ekeceklerini, ne yetiştireceklerini, ne üreteceklerini beyanını veriyorlar. Ve ona göre desteklemelerini alıyorlar. Çiftçi kayıt sistemi olmazsa olmazı tarım sigortasının, devlet destekli. Öyle midir? Evet, öyledir. Devlet destekli sigortasının olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla kayıdını yaptıran çiftçinin mutlaka yeni dönemde tarım sigortasını yaptırmasını öneriyoruz. Zaten çiftçilerimiz de öneriyor. Bu afetleri yakından yaşayan çiftçilerimiz de öneriyor. Ya oraya online başvurduğunuz zaman tarım sigortası diye da yaptırın diye bir şey çıkarsanız ya. Ya işte bu da bir projemiz, yaptırıyoruz onu da. Evet. Aklın yolu bir. Evet. Bence aynen de. Öyle. Sigortanı da yaptır. Evet, sağ olsun Tarım ve Orman Bakanlığımız bize destek verdi. Her zaman da destek veriyor bakanımız. O öyle bir şey de unutmayınız şeklinde bir hatırlatma da yapacağız orada. Peki şimdi Kasım'da ne başlıyor? Hangi ürünün sigortası? Bütün ürünlerin sigortası. Tüm ürünlerin sigortası. Ha öyle midir? Ben bilmediğim için. Yok, tüm ürünler. Ama burada şey var. Tabii hayvan hayat farklıdır. Bu bitkisel üretimden bahsediyorum. Bitkisel üretim Kasım'da başlar. İşte o dönemde ne ekeceğim, ne ekeceğim, dikeceğim vesaire. Bunlarla ilgili kayıtlarını yaptırdıktan sonra Tarsim direkt çiftçi kayıt sisteminden verileri çeker ve Tarsim ekranlarında sigorta şirketleri ve acenteler aracılığıyla da poliçeleri düzenlenir. Ama hayvan hayat, hani bunun için bir zaman yok. Evet. Peki ne zaman? Yani Kasım'da başlıyor. Ne zamana kadar yaptırabiliyor? Ne zamana kadar yaptırılabiliyor? Risk başlayana kadar yaptırabilir. Risk başlıyor derken de poliçe son kabul tarihleri vardır. O da web sitesinde yayınlanır. İşte buğday için ayrıdır, kayısı, meyve ağacı için ayrıdır, elma için ayrıdır, armut için ayrıdır, turunçgil için ayrıdır vesaire. Ama mesela dediğim gibi sera, hayvan hayat sigortaları, su ürünleri, aracılık bu kapsamın dışında. Tabii Kasım ayından itibaren risk de artıyor değil mi? Tabii yani. Risk de başlıyor. Bizim Mart'ta işte Şubat, Mart don başlar. Değil mi? Don riski başlar. Sonrasında dondan sonra dolu başlar. Sonra işte fırtınalar vesaire, seller. Seyrap. Allah korusun yangın da büyük bir risk. Ama galiba bu seneyi biraz daha az afetle geçirdik değil mi? Aslında az mı hasar ödediniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen sene biz 2.7 milyar ödemiştik. 2021'de. Bu sene 9. ayın sonunda 2.1 milyar ödedik. Daha yıl bitmeden geçen yıla eşi yakaladınız. Aynı şekilde ama daha yıl bitmedi ama diğer taraftan şöyle bir şey var. Geçen sene 85 milyar civarında bir sigortaladığımız varlık, bu hayvan hayatlar dahil, su ürünleri, aracılık ve bitkisel üretim dahil. Bu sene 177 milyara çıktı. Yani %112 bir şey oldu, artış oldu sigorta bedelinde. Dolayısıyla bu hasarı bekliyorduk zaten. Yani bu hasar normal bir hasar ama yıl sonuna doğru biz bunun 4 milyar olacağını düşünüyoruz. Tabii biz bu bedele karşılıkta şu anda 5.4 milyar civarında devlet desteği dahil bir prim üretimi var.
Geçen sene bu 3.3 milyar civarındaydı. Prim üretimi de yüksek. Hasar bu sene mesela geçen sene 215 milyar milyon civarında bir kuraklık ödemesi yaptık. Geçen seneye oranla kuraklık düşük ama sigorta bedeli arttığı için, poliçe sayısında bir ciddi artış olduğu için 366 milyon civarında bir ödeme yapacağız. Yani toplamda bir kısmını yaptık. Şimdi gelelim o kritik soruya. Sezon açılıyor. Ne ödeyecekler? Şimdi bunu bir de şunun için soruyorum. Şimdi demin siz söylediniz ya, artık bedeller arttı, kıymet arttı da. Evet. Bütün her şey, yani ürünün de kıymeti arttı, her bir şeyin kıymeti arttı. Hatta herhalde tahmin ediyorum bir serayı yeniden inşa etmenin bedeli de artmıştır tabii, diye tahmin tabii ediyorum. Tabii. Şimdi bu tabii bunu primlere yansıtılıyor mu, yansıtmıyor mu? Ya birkaç örnek verin bize ya, birkaç basit örnek. Yani işte şimdi Kasım ayında itibaren şunu yaparsa şu para şu kadar öder bizim üreticimiz. Şimdi şöyle, ben genel bir şey söyleyeyim. 177 milyar civarında bir sigorta bedeli var. 5.5 milyon milyar prim elde ettim. Yani aslında ortalama benim prim katsayım %3. Peki. %3'ün yarısı da devlet ödüyor. Yani 1,5. Şimdi kasko fiyatı ne kadar? Yani baktığınız zaman 30-35 bin 40 bin lira yakın. Tamam. Yani sigorta bedeline baktığınız zaman ben ziraat sigortadayken dolayısıyla %1 ile 2 arasında değişen bir şey vardı. Hatta binde 6'dan başlardı. %2 ile 1 arasında değişen bir prim katsayısı vardı. Hmm. Şimdi o çok deklare edilmez ama şimdi tabii bedeller de arttı vesaire. Yani bizim sigorta bedelinin %1,5 gibi ortalamada bir şey var, fiyatımız var. Geçen bu gelir sigortasıyla yaptığımız çalışmalarda şunu öğrendik. Amerika'da ortalama fiyat %10'larda. Tarım sigortasında. Yani %10'u kadar prim alınıyor sigorta. Sigorta bedelinin %10'u kadar. Orada devlet desteği var mı? Orada devlet desteği %85'e kadar çıkabiliyor. Eyaletten eyalete değişiyor. Dolayısıyla 85'e kadar çıkıyor ya da desteklenen ürüne göre değişiyor. Bizim devlet desteğimiz klasik dolu paketinde %50, donda %67, kuraklıkta bu sene %70. Bizde de %70. Evet, %70. Şimdi biliyorsunuz gelir sigortası projesi geçen sene başlamıştık. Bu sene Konya'da 3 ilçede başlamıştık. Bu sene tüm Konya'da olacak gelir sigortası, gelir koruma sigortası. Bir sonraki senede inşallah yeni üretim sezonunda tüm Türkiye'de buğday için yapacağız. Dolayısıyla bizde aslında %1,5 civarında bir var. Prim var. Yani, ama bu ortalama prim. Ben size mesela bu arada şeylerimiz, değerlendirmelerimiz hep bizim değil. Aslında elementer sigortacılıkta biraz ayrışıyoruz. Neden ayrışıyoruz? Çünkü burası kar odaklı bir sistem değil. Ama sürdürülebilir olmamız lazım. Biz 2023 için çalışmalarımızı tamamladık. 2023'te bizim primlerimiz düşecek. Ha, öyle mi? Evet. Niye? Prim katsayı, ona göre bir değerlendirme yaptık. Güzel. Prim katsayılarımız düşecek. Yani örnek üretici veriyorum. daha az düşük fiyatta. Ben şimdi size %3 diyorum ama daha düşük fiyatta alacak. Fiyat örnek olur. Veriyorum. Buğdayda bir indirim olacak. Aktüaryal çalışmalar neticesinde. Bakalım inşallah bunları tamamladık. Tarım ve Orman Bakanlığımıza zaten Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu yenilikler evet. 2023'ün başında yayınlanacak. Aynı şekilde SDDK'da bizim yönetim kurulu üyemiz biliyorsunuz SDDK'daki yetkililerde. Bir dakika kaldı, örnek alayım. Örnek şöyle, buğdayda diyelim. Buğdayda için ortalama dekar başına 480 kilo alan bir üretici 38 lira ödeyecek. Üreticinin ödeyeceği evet, bu. Devlet katkısı çarpı 2 diye çarpı düşün. Iki, evet. 76 lira yani toplamda. Dar kapsam diyelim. Dar kapsamlı tarifede bir büyükbaş için 85 lira ödeyecek. Küçükbaş için 8 lira ödeyecek. Hmm. Dar kapsamda şunu söylüyoruz. Var, zehirlenme var, yılan sokması var, her türlü doğal afet var. Bunları yaşıyoruz, yangın var. Dolayısıyla çok bizim baktığımız zaman primlerimiz çok da uygun. Amerika'da %10. Oradan söyleyelim. Peki son bir dakika. Nasıl bir sezon bekliyorsunuz? İki, ne kadarlık bir artış bekliyorsunuz?
Şimdi şöyle. Hislerinizi alayım. Şimdi biz geçen sene 4 küsürle bitirmiştik. 4.6, 4.5 milyar küsürle bitirmiştik şeyi, sezonu. 5.2 tahmin etmiştik. Şu anda 7 milyara gidiyoruz prim üretiminde. Prim üretiminde. Evet. Dolayısıyla orada bence prim üretiminde bir artış olacak. 7 milyarı da geçeriz, öyle söyleyeyim. Bu senenin üretiminde geçeriz. Belki 9 milyarlık bir üretim olur. Ama burada şey de var. Bizim için primden ziyade sigorta alanının artması çok kritik. Evet. Sigorta alanı da %11 civarında artıyor. Bizim hedefimiz de hep sigorta alanının artması ya da sigortalan hayvan sayısının artması. İşte geçen sene 9 milyonken şu anda 13 milyon. İşte geçen sene bu dönem için söylüyorum 21 milyon dekar alan sigortalanırken bu sene 24 milyon dekar alan. Yani oranın orada artış sağlamak. Onunla ilgili işte bilgilendirmeler, bu filmleri işte o yüzden yapıyoruz. Çok güzel. Evet. Teşekkür ediyoruz. Serpil Günal, ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun, teşekkürler. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.